Cumhuriyet Halk Partisi Cilve Gözü sınır kapısında meydana gelen patlamayı meclis gündemine taşıdı. Suriye sınırında yaşanan tehlikeli gidişi durdurmak, sebep ve sonuçlarını tespit etmek ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması yapılmasını isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde Suriye'de 24 ayda süren çatışma ve kaos ortamı neticesinde gelişen olayların Türkiye'de de etkisini gösterdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin yaşanan bu süreçte aktif rol alması ve Suriyeli sığınmacılara sınır kapılarını açması, sınır bölgelerimiz ve sınır kapılarımızda ciddi bir asayiş sorunuyla birlikte kaos ortamının oluşmasına sebebiyet vermiştir, dedi. Suriyeli sığınmacı akınına uğrayan bölge sınır kapılarında yeterince kontrolün olmaması sonucu sığınmacıların yanında Suriye rejimine karşı silahlı muhalif gruplarında rahat hareket kabiliyeti kazandığını ve birlik giriş çıkışlarında rahatlıkla sınır kapılarını kullanmaya başladığını ifade eden milletvekili Er Yılmaz, sınırımızdaki güvenlik zafiyeti neticesinde bölge halkımız ciddi güvenlik endişesi taşımakla birlikte Suriyeli sığınmacı ve muhalif grupların Hatay ve sınır illerdeki varlığı, tutum ve davranışları halkta büyük bir tedirginliğe yol açmaktadır. Birkaç ay önce Suriye'nin Türkiye'ye açılan Babıl Hava sınır kapısında gümrükleme işlemi için bekleyen tırlarımıza Suriyeli silahlı muhalif gruplar tarafından saldırı düzenlenmiş, araçları yakılmış ve malları yağmalanmıştır. Akabinde yaşanan olaylarda ülkemizin çeşitli liderinden 400 araç çalınmış ve araç sahipleri tarafından takip sistemleri marifetiyle araçların Suriye'ye götürüldüğü tespit edilmiştir. Araçları çalınan mağdur vatandaşlarımız da Suriye'ye herhangi bir kontrole tabi tutulmadan girmeyi başarmış, bir kısmı araçlarını bulamamış ve bir kısmı da araçlarını geri alabilmek için Suriyeli silahlı muhaliflerin fidye talebiyle karşı karşıya kalmıştır ifadelerini kullandı ve gözü sınır kapısında gerçekleşen patlamada bir takım çelişkili ve spekülatif açıklamalar yapılması nedeniyle kamuoyunun yeterince aydınlatılmadığını savunan Cumhuriyet Halk Partisi atan milletvekili Refik Er Yılmaz, olayı kayıt altına alan kamera kayıtları bölgeye intikal eden bakanlara izlettirilmiş ancak aynı sebeple olay yerinde incelemelerde bulunan ana muhalefet partisi milletvekillerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme talebi gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir dedi. Milletvekili Er Yılmaz yaşanan patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını anımsatırken, sınırlarımızın adeta kevgire döndüğü, hiçbir kontrolün yapılmadığı, sınırlarda her türlü yasa dışı faaliyet ve kaçakçılık olaylarının yapıldığı görülmektedir. Bu hususlarla ilgili vatandaşlarımızdan da yoğun şikayetler almaktayız. Bu durum sınır illerimiz ve ülkemiz açısından ciddi bir güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden bu durum kesinlikle görmezden gelinemez. Sınırlarımızda yaşanan olaylar ve sınır illerinde Suriyeli sığınmacıların karıştığı asayiş olaylarında ciddi oranlarda artışın nedeni kamuoyu tarafından sınırlarımız ve sınır kapılarımızda güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı yönünde bir algı meydana getirmiştir. Yaşanan bu olaylar neticesinde sınırlarımızdaki giriş çıkışların hangi prosedür düre tabi olduğu veya olması gerektiği, sınırlarımız ve sınır kapılarımızda yeterli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığının tespiti ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin derhal alınması amacıyla gerekli araştırmaların yapılması elzemdir, diye konuştu.